Köy köy, mezra mezra dolaşacak ve bana bir kız bulacaksınız. Ferhat Ağa için, anladınız mı? Anladım. Benim kaderim sensin Berivan. Benim başka kaderim yok. Kudret için burada olduğunuzu ikimiz de biliyoruz. Ama alçakça olan bu değil. Alçakça olan sakat bir çocuğu buna alet etmeniz. Ateş edin! Anne! Ya! Lastik patladı. Çınaroğlu Hançer'in aynını mı istersin? Evet, aynı olsun. Ben sadece demiri dövebilirim. Kin, öfke, hatta kan dövemem. Benim ustalığım buna yetmez. Demek Şiar'a bile gittin o Hançer için ha? Evet ama... Küçük bir hediye. Hançer. Kendini ne sanıyorsun sen Berivan? Kendi ağaları karşı duramıyor, sen mi duracaksın? Sen değirmenci Musa'nın kızısın. Üstüne kuma da gelir, her şey gelir. Yapacaklar, ayıracaklar bizi. Aramıza utanç sokacaklar. Babam seni kuma verecek abla. Ne kuması değilsen salam? Hiç kimse beni kuma veremez. Babam seni vermiştir abla. Kime? Aksoylu Ferhat Ağa'ya. Kader manastırda kaçmamıza engel oldu. İçimden bir ses gitmememi söylüyor. Ya ben o kadınla yatamam. Orası senin sorunun Ferhat Ağa. Bekleyeceğiz, göreceğiz. Ya Berivan. Artık odama gelme. Öp hanımının elini. Misafirimize hoş geldin demeyecek misin Berivan? O benim değil. Aksoyluların misafiri. Yanılıyorsun. Asıl senin misafirin. Göreceksin. Kör olurum daha iyi. Buyur hanım. Sağ olasın Iras. Afiyet olsun. Halil, kıpır kıpırsın. Otur bir yere. Peki Allah. Iras, kızla sen ilgilen. Yıkayın, süsleyin. Sen işini bilirsin. Emrin başım üstüne hanımım. Ağzı sıkı bir imam bulun. Bugün hemen nikah kıyılsın. Iras, Bekir'le sen bu imtihanı çok güzel geçtiniz. Bu unutulmayacaktır. Allah sizden razı olsun. Kız çok aksi bir şeye benziyor. Konuşmana dikkat et, o senin yengen. Kusura bakma, düşüncemi söyledim. Düşünceni kendine sakla. Bugün ortadan kaybolma. Sana ihtiyacım var. Başımızda bir erkek olsun. Biliyorsun Ferhat başımızı ağrıtacak biraz. Evet ağrıtacak. Biraz değil, çok ağrıtacak. Koca ağa kapı mı dinliyor? Koca ağa kapı dinlemeden kendi adına verilen kararlardan ne yazık ki başka türlü haberdar olamıyor. Bizimle birlikte hareket edersen her şeyden haberin olur Ferhat. Lakin sen bize düşmanın gibi davranmaktasın. Ya deli edeceksiniz beni ya. Sakin ol dayı. Ben sakinim. Asıl siz sakin olun. Gözünüz döndü be. Törelerinizle siz. Başka bir şey görmüyorsunuz. İnsan. İnsan nerede? Birine zorla bir şey yaptırmak. İnsanların kalplerini çiğnemek. Bunlar umurunuzda mı? İnsan olmasaydı sizin töreleriniz ne olurdu ha? Taşlara mı hükmederdi o zaman? Yazıklar olsun sana Halil. O töreleri insan koymuştur Ferhat Ağa. Onlar olmasaydı hayvanlardan ne farkımız olacaktı? Hayvanları bu işe karıştırma hala. Ne güzelsiniz. Ne güzel yaşıyorsunuz. Kimseye zararınız yok. Kimseye karışmanız yok. Biri size iyi bakarsa coşuyorsunuz. Bakamazsa ölüyorsunuz. Ölüm de pek umurunuzda değil ya. Burada ölür, başka bir saksıda geri gelirsiniz. Ne yapıyorsun burada Berivan? Hiçbir şey olmamış gibi çiçeklerle mi konuşuyorsun? Biraz da benimle konuşsan nasıl olur? Konuşacak bir şeyim yok senden. Hem gidip tıraş olsana sen. Damat adam böyle mi gezer? Başlatma şimdi tıraşından. Ya kumayı buraya ben getirmedim. Hafız Allah getirdi. Sana onunla aynı yatağa girmeyeceğim dedim. Kaçalım gidelim dedim sana buradan. Hiçbir yere gitmiyorum. Evim değil mi burası benim? Kocamın evi benim evim değil mi? Ya tabii ki evin. Deli deli konuşma ama ben... Ya kendi evimden mi kaçacağım? Kumaya mı bırakacağım evi? Her şeyi görmek istiyorum. Bana verdiğin sözleri nasıl tutacaksın onu görmek istiyorum. Gücün, sevgin ne kadarına yetiyor onu görmek istiyorum. Nasıl bir ağaymışsın Aksoylu Ferhat Ağa onu görmek istiyorum. Göreceksin Berivan Hanım. Sen de göreceksin. Nasıl bir ağaymışım görecek Berivan Hanım. Ağa mıymışım, bey miymişim? Burası senin odanda Rojin Hanım. Senin için hazırladık. Beğendin mi? Benim için fark etmez. Odam oda istemem sizden. Ne istiyorsun? Bütün konağı mı? Bütün toprakları mı? Hanım ağa mı olmak istiyorsun? Hiçbir şey istemem. Hiçbirinizi istemem ben. Konuşmana dikkat et Kuma. Ben Kuma değilim. Rojin'im ben. Bak bir de cevap veriyor. Hanımım ne olur sakin ol hanım. Bırak. Sana söylüyorum. Hareketlerine dikkat et. Sen ona bakma. Aslında altın gibi kalbi vardır. Zoruna gidin. Sen şimdi biraz dinle. Sonra seni öyle güzel yapacağız ki herkesin ağzı açık kalacak. Babam çok korkunçtu Güler abla. Onu böyle zamanlarda hiç tanıyamıyorum. Öyle olduğu zamanlar ona öteki babam diyorum. Çok korktum anneme bir şey yapacak diye. Ne oldu acaba anneme merak ediyorum. Merak etme. Annen güvendi. Gördüm onu. Zehra ablana geldi. Orada kalıyor. Hadi şimdi sağ ayağının üzerine bas. Sol ayağını yavaş yavaş yukarı doğru kaldır. Devam et. Kaldır. Kaldır. Bana dokunma. Kendi başına kaldır. Olmuyor. Başaramadım. Merak etme. Merak etme. Başaracaksın. Beni bırakma Güler abla. Sakın bırakma. Sen de gidersen ben ne yaparım? Tamam. Hiçbir yere gitmiyorum. Merak etme. Söz ver bana. Söz. Kudret ağam sizi çağırıyor Güler Hanım. Geliyorum. Halil'le görüşüyor musun? Evet. Bir mahsur mu var sizce Kudret abi? Yok canım. Sana ilginç bir şeylerden bahsetti mi hiç? Ne gibi ilginç? İlginç işte canım. Ne bileyim. Yani... Yoksa hep sıkıcı şeylerden mi konuşuyorsunuz? Doğru. O salağın ilginç bir şeyler konuşması zaten biraz zor. Sizin ilginç anlayışınız nedir Kudret abi? Birinin öldüğünden dayak yediğinden filan bahsetmedi. Kimseye nefret kusmadı. Çok sıkıcıydı yani. Bir daha o herifi görmeyeceksin. Ya da çek git bu konaktan. Hemen şimdi. Pılını pırtını topla defol git. Korkunçlaşmış sanki. Çocukken nasıl korkardım ondan. Ama şimdi çok seviyorum. Artık sadece benimsin, benimsin. Beni bırakma Güler abla, sakın bırakma. Sen de gidersen ben ne yaparım? Tamam, hiçbir yere gitmiyorum. Merak etme. Söz ver bana. Söz. Ne oldu, gitmiyor musun? Çok mu seviyorsun konağı? Gitmiyorum. Hala beni istiyorsanız. Bir düşünmem lazım. Peki. Tamam. Tamam, kalabilirsin. Çok teşekkür ederim. Hoş geldin hala. Güzel kız değil mi? Daha önce dikkat etmemişim. Bunu söylemeye mi geldin hala? Hayır. Seninle önemli şeyler konuşacağım. Keyfim yerinde. İyi zamanda geldim. İnşallah yine Aksoylu'nun gebermediğinden bahsetmeyeceksin. Keyfini kaçırmak istemiyorum ama orası öyle. O it gebermemiştir. Nereden biliyorsun? Gördün mü ki? Hayır. Ama çok güvenilir bir yerden duydum. Evet. Sen bir yerlere gidip durdun son günlerde. Nereye gittin hala? Orada mı söylediler sana? Bunları sonra konuşuruz. Sana asıl söylemek istediğim şudur. Konağa bir kahya almışım. Bugün yarın seninle konuşmaya gelecektir, haberin olsun. Bekir gibi uyuzun teki olmasın da. Sen orasını hiç merak etme. Ha bak Kudret. Bir daha ben odana girdiğimde benim elimi öpmeyi unutmayacaksın, anladın mı? Allah kahretsin. Aksoylu'nun arabalarına bak. Hala çalışıyor bu salaklar. Ferhat gebermiştir. Kime çalışıyorlar? Haberleri yoktur. Ot gibi adam hepsi. Olacak, olacak. Kesin suyu. Bizim tarlalara verin hepsini. Defolup gitsinler. Suyu hemen şimdi mi keselim ağam? Evet, beklemenin bir gereğim var. Emin olur ağam. Seyit, suyu kes. Kovun şu arabaları. Çabuk olun. Hadi, hadi çıkın. Hadi, yürü, hadi. Sen, sana bir şey soracağım. Buyur ağam. Sen Gülşah Hanım'ı nereye götürdün o gün? Nereye olacak, alışveriş ağam. İyi. Seni Hafız Hanım çağırır Rojin Hanım. Vakit gelmiştir. Müsaade et de geçeyim. Geç. Kaçta geçeyim? Geç. Hem sen niye geldin bu konağa? Babam söyledi geldim. Ağaya karşı çıkamadım, tamam mı? Hallettin mi imam işini? İmama haber salınmıştır hanımım. Dinlendin mi kızım? Hı. Yıkayın, hazırlayın Rojin'i. Kına yapalım sonra. Kadınları çağırın gelsinler. Ferhat'la konuşmak lazım. Bana Halil'i çağırın. Halil ağam yoktur konakta. Ben ona bir yere kaybolma demiştim. Marabalar geldi, beraber gittiler. Ne olmuştur bilmiyorum. Berivan'ı çağır gelsin. Berivan'ı mı? Sana dediğimi yap, hadi git. Kuma getirmiş Aksoylular. Gidince Gülşah'a söylersin. Bu soyun devamı demektir. Biliyorum. O işe sonra bakacağız. Söyle bakalım yanına kimi istersen. Yemlekeyi vereyim mi? Yemleke mi? Destur. Onu istemeyem. Aksinin tekidir. Hem beni sevmiyor. Kim istediğini biliyor. Ama zehri dil olmaz. Onun başka işleri var. Kimi vereceksin o zaman? Bin küfranı alacaksın. Ne? Destur. Ne olursan böyle bir şey yapma aney. O çok yaşlıdır, çok acayiptir. Hiç sözümü dinlemiyor. Bir canavar o. Merak etme. Ne sen ona karışacaksın, ne o sana. Ama yeri geldiğinde yardım edecek. Korkuyam aney. Bir daha bu sözü söyleme. Al bu tabancayı. Bu hiç boşalmayacak. Hadi şimdi git Kudret'le görüşeceksen. Seni işe alacak. Gülşah'a söyleyeceğini unutma. Söyle bir ara bana gelsin. Hadi git. Berivan senden bir şey isteyeceğim. Buyur hala. Gidip Ferhat'la konuş, hazırlansın. Bugün nikah kıyılacak. Seni dinler. Bir aksilik çıksın istemiyorum. Bunu benden başka söyleyecek kimse yok mudur? Hayır, ancak sen söyleyebilirsin. Peki, gidiyorum. Hadi bakalım, siz de başlayın artık. Hadi kal. Ağa benimle nikah kıymak istemiyor. Ben de onu istemiyorum. Niye zorla yapıyorsunuz hanım? Yazık değil mi? Evin hanımı gibi akıl vermek için nikahı bekleyeceksin. Biz babanla konuşup anlaştık. Sana laf düşmez. Hadi çıkın şimdi. Nasıl bir şey aldık? Aynada güzel mi bilmem ama gerçek hayatta pek iyi değil. Bakma öyle dik dik. Senin bir bervanın yok. Sen gerçek hayatı bilmiyorsun. O hiç aynaya bakmaz. Çünkü çok güzel olduğunu bilir. Söyle bana ayna. Ben ne olacağım? Berivan git ayol söyle. Bugün nikah var. Bunu bana söyletiyorlar. Peki göreceğiz. Çok çirkinim. Değmez. Güzel olsam ne olacak sanki? Kimin için? Dikkatli ol Berivan, dikkatli ol. Ferhat, kaç yıl gidiyoruz buralardan dese bir saniye bile durmam şurada. Kimle konuşuyordun? Hiç, Ferhat Ağa ile konuşuyorum. Berivan gelse de kaçsak gitsek şu konaktan diyorum. Sarhoşsun sen. Sarhoş. Ne olmuş? Hafız Ala gönderdi beni. Hazırlansın diyor. İmam gelecekmiş. Bugün nikah kıyılacak. Bana ne be? Halil evlensin o kızla. Ağla Halil olsun. Ben gidiyorum buralardan, tamam mı? Bu halde mi gidiyorsun? Ne varmış halimde? Nasıl bir ağa olduğumu görmeyecek miydin? İşte böyle bir ağayım ben. Ne halin varsa gör. Gidiyorum. Hiçbiriniz de bir daha beni buralarda göremeyeceksiniz. sahibinden satılık kullanılmamış ağa. Hadi soyun. Daha ne duruyor? Ben kimsenin yanında soyunmam. Aksilik etme Rojin Hanım. Yıkayacağız seni. Beni çocuk gibi siz mi yıkayacaksınız? Ben kendim yıkanırım. Hiç kimseyi istemem. Hadi çıkın dışarı. Sen de. Soğuk su yok mu? Ne yapacaksın soğuk suyu? Sıcak suyla yıkanmam ben. Sevmem öyle koca karılar gibi sıcak suyla yıkanmayı. Onu da size mi soracağım? Sen bilin Rojin Hanım, sen bilin. Niye suya el koymaya kalkıyorsunuz Yusuf'a? Suyu zorbalıkla almak hiçbir törede yoktur. Yılanların töresinde bile. Yıllardır bizim olanı sizinle paylaştık. Yılanlığımızdan değil, insanlığımızdan. Ama artık yeter. Ağınız geberdiğine göre artık Aksoylu diye bir şey yoktur. Olmayan bir şeyle de hiçbir şey paylaşılmaz. Aksoylu Ferhat o kadar kolay ölmez. Size bu geceye kadar süre. Suyun başına geleceğiz. Eğer burada olursanız kozumuzu paylaşırız. Yok, adam gibi suyumuzu açıp çekip giderseniz mesele kalmaz. Sakın geç kalmayın. Ferhat ağanızı da getirmeyi unutmayın. Leşini bulabilirseniz tabii. Siz de ağanızı getirmeyi unutmayın. Korkudan gelebilirse tabii. Bekir Kaya! Seninle işimiz bitmedi. Ben Kudret Ağa'yı göreceğim. Sen de kimsin? Kudret Ağa'yı göreceğim. Buyur. Her şey hazır Kudret. Adamlar subaşını tutmuş durumda. Aksoylular mutlaka gelecektir. Halil bugün mangalda kül bırakmamıştır. Allah'ın izniyle ağızlarının payını vereceğiz. Bitti Aksoylular diyem sana Kudret. Şu işi gündüze bıraksak olmaz mı dayı? Hem... gündüz daha iyi hedef olur pisliklere. Olmaz Kudret. İmkanı yok. Adamları oradan çekemem. Geldiklerinde bizi bulamazlarsa onlar tutarlar suyu. Bana sormadan kendi kafana göre işler yapıyorsun dayı. Gel. Ne var? Ha? Ağam sizi görmek istiyorlar. Kahya olarak gelmişim. Emriniz başım üstüne ağam. Tam zamanında geldin Kahya. İyi silah kullanır mısın? Bunu en iyi bilen ölülerdir ağam. Ölüler ha? Aksoylular da bunu bilsin. Berivan birazdan nikah kıyılacak. Sen hep böyle surat mı asacaksın? Benim nikahım değildir. Böyle olmasını istemezdim. Bunu kader istedi. Sana inanmıyorum. Sözlerin başka, kalbin başkadır. Düşman gibi konuşuyorsun Berivan. Benim sözlerimle kalbim aynıdır. Kaderine isyan etmek günahtır. Ben koyun değil. Kendini aşiretin üstüne koyamazsın. Ben Ferhat'a bir oğul vermek istemez miyim? Bana zaman tanımadınız. Hemen kuma getirdiniz. Sizi anlıyorum artık. Boşuna nefes tüketme Hafız Ala. İnşallah bu söylediklerinden pişman olacaksın. Gelip özür dileyeceksin. İnşallah gelip özür dileyeceğim ha. İnşallah bu nikah bugün kıyılamaz. Yüce Rabbim doğrusunu bilir. İleri gidiyorsun. İçimden geleni söylüyorum. Günah benimdir Hafız Ala. O nikah kıyılacak. Rojin Hanım, Rojin. Korkma Rojin Hanım. Vakit gelmiştir. Seni beklerler. Hadi gidelim. Gelirim. Üzülme Rojin Hanım. Üzülme. Üzülme. Bana bebeğim. Söyle ona. Bana yardım etsin. Beni dinlemez ama seni sever. Seni dinler. Söyle ona. Bana yardım etsin. Nerede kaldı bu Ferhat Ağa? Bu dayım nerede? Gelmeyecek mi? Şimdi gelir. Mağa haber vermeye gideli çok oldu. İşte geldim. Ben geldim. İmam Efendi nasılsın? Geç yerine Ferhat Ağa, geç. Geçiyorum, tamam geçtim, geçeceğim. Ah. Aa, leş gibi içi kokayım. Bu nikahın kıyılması caiz değildir. Bir iki kadeh içtim ama nasıl oldu anlamadım yani. Şu nikahı kıysanız olmaz mı? Bitsin bu iş artık. Öyle nikahın hayrı olmaz ki. Kıyamam ben. Tamam, hocamız doğru söylüyor. Bu nikah kıyılmaz beyim. Ne işin var senin orada? Hakikaten ne işin var benim burada ya? Ah, ah. Ne yapıyorsun sen? Ben gidiyorum. Ah, nereye? Çınaroğulları ile su yüzünden kapıştık. Suyun başını tuttular. Bütün adamlar oraya gidiyoruz, haberin olsun. Kadınlar bilmiyor. Gitmek var, dönmek yok. İyi, ben de geliyorum. Sen gelemezsin dayı, sarhoşsun sen. Sarhoş falan değilim ben. Ben de geliyorum. Aa benim, kapagaganı unuttun mu? Sen bilirsin. Ayakkabıların nerede senin? Aa, nerede ya? Neyse buluruz, tamam hadi. Hadi gidelim. Ferhat! Nereye gidiyorsun? Hiç yenge. Biraz dolaşacağız. Ben aptal değilim. Ne bu silahlar? Sen karışma, çekil git hadi. Öldürürler seni. Ne fark eder ki? Ne fark eder ha? Ölmeye mi gidiyorsun yani? Bir dul yetmedi, iki dul mu bırakacaksın? Nikah kıyılamadı yenge. Sen git, geliyorum ben. Yenge müsaadenle. Nikah kıyılmadı ha? Evet, sarhoştum. Sızmışım. Sonra da gittim, imam kıymadı. Dur, gitme. Gitmem lazım. Ferhat, sen mi istemedin? Neyi? Nikahın kıyılmasını. İmam sarhoşum diye kıymadı. Yani sen istedin. Yok, istemedim yani. Peki niye gittin oraya? Ya gittim işte, ne bileyim ben. Zaten ne fark eder ki? Sen bana rezilin biriymişim gibi davranmıyor musun? Ben de rezilin biriyim demek ki. Yüce Rabbim, onu koru. Koruma. Buyur hanımım. Nereden geliyor bu ses? Dağlardan geliyor hanımım. Ben hiçbir şey göremiyorum. Sen görebiliyor musun? Göremiyorum ağam. Kimse görünmüyor ki. Nereden biliyorsun? Ben bilirim. Şiar usta. Hadi Ferhat, gidiyoruz. Nereye? Karı gibi kaçacak mıyız yani? Hemen gitmemiz lazım. Çok tehlikeli. Yoksa hepimizi öldürecek. Hadi dayı. Şiar usta doğru söylüyor. Tamam, Allah kahretsin. Hadi. Neler oluyor? Ne bir şey duyuyorum, ne bir şey görebiliyorum. Sinir bozucu bir durum. Rahat olun. Gittiler. Şiar usta nerede? Gitti. Vurulan korumaya ne oldu? Mao gerekeni yapacak tamam. Beyim. Halam uyanmadan yatsak iyi olur. Yarın konuşuruz. Tamam. Hadi iyi geceler. İyi geceler, iyi geceler beyim. Ya açsana Berivan. Sen kimsin? Sen kimsin? Ben ha? Ben Kuma. Daha evlenmeden yatağıma geldin ha? Ya ben buraya uyumaya geldim ya. Ne bileyim. Yalan söyleme. Sende hiç uyuyacak göz yok. Hadi. Hadi yürü. Ya. Hadi. Ya. Allah hadi. Allah. Ya bir dinle. Uyumaya gelmişmiş. Ya. Dur. Yürü. Ah. Başka oda yok Allah sanki. Allah Allah. Koca konakta başka oda mı bulamadın ha? Bir dinlesene uyuyacağım. Yok git başka yerde uyu. Allah Allah. Ya. Ah. Aksoylu Ferhat Ağa ha? Ya yapma. Yapma Berivan, ben oraya onun için girmedim. Ben unutmuşum, ben sadece zıbaracaktım ya. Ben nereden bileyim onun orada yattığını yine de ya. Girdin ama. Her şey berbat. Allah kahretsin ya. Evet Kahya. Daha tanışmadık bile. Ama kendini hemen kanıtladın. Adam gibi adamsın. Yoksa zaten burada işin olmazdı. Herkes elini kolunu sallayarak giremez bu konağa. Sağ olasın ağam. Benim adımı biliyorsun. Peki seninki nedir? Söyle bakalım. Benim adım Duran'dır ağam. Peki Duran Kahya. Bundan sonra konakta benden sonra yetkili sensin. Dayıma ve Gülşah halama gereken saygıyı gösterirsin. Ama ben yokken yetki sendedir. Emrin başım üstüne ağam. Hadi git. Adamlarla tanış. O İhsan denen ayıya dikkat et. Dengesizdir. Sorun değil ağam. Aksoylu Ferhat öldü mü, yaşıyor mu bunu da öğren bana. Senden ilk isteğim budur. Aksoylu yaşıyor ağam. Nereden biliyorsun bunu? Dün gece suyun oradaydı. Şiar gelmeseydi şimdi Aksoylu Ferhat diye biri yoktu. Doğru mu bu söyledikleri? Şüphen olmasın ağam. Anlamalıydım. Bunu anlamalıydım. 9 canlı her gene. İzleniyor demek. Git şimdi, düşünmem lazım. Hadi öğleden sonra görüşürüz. Ben şu arabaya bir bakayım hele. Ya Sinan, he? Uğraşma şu külüstürle. Sana bir araba alalım. He, hadi bakalım. Ne var ulan? Rojin. De bakalım. Dün gece niye gelmiş odana Ferhat ha? Bilmem. Yatmaya geldim dedi. Sen kuyruk sallamasan gelir miydi hiç? Ben kimseye kuyruk sallamam. Sen kocanın sütü bozuk. Ağanın hakkında doğru konuş. Sütü bozuk olmasaydı nikah kıyılmadan odama girmezdi. Ağaymış. Tüküreyim onun ağalığına. Nereye gidiyorsun Rojin Hanım? Çekil yolumdan, gidiyorum ben. Bir yere gidemez. Bugün nikah kıyılacaktır. Sen nereye gidersin? Çekil diyorum. İçeri gir Rojin Hanım. Bir yere gidemezsin. Öldürürler seni. Yaşatmazlar. Çok vaktim yok Halil. Bir süre görüşmeyelim. Olaylar dinene kadar. Ne saçmalıyorsun sen Güler? Oraya dönmezsin, olur biter. Dönmek zorundayım. Hiçbir şeyin zorunda değilsin. Eğer yine sorumluluktan falan bahsedeceksen biraz da bana karşı sorumluluk hisset. Mesele bu değil. O çocuğa söz verdim, anlıyor musun beni? Söz vermişmiş. Sen gidersin, başka bir öğretmen gelir. Sonuçta o da bir Çınaroğlu değil mi? Böyle bir anlayışla konuşmam imkansız. Demek öyle. Biz geldik. Merhabalar. Merhaba. Ne işi var onun burada? Burada kalıyor. Siz bir iş mi çeviriyorsunuz? Bak, açıklayabilirim. Açıklama falan istemiyorum. Dinler misin? Bak, dinler misin biraz beni? Sen Çınaroğlu olmuşsun. Hayırdır inşallah. Kim döktü bunu? Ne gerizekalısınız? Bir çorbaya bile sahip olamıyorsunuz be! Sarhoş kusmuş gibi her taraf. Hepinizi göndereceğim bu konaktan. Aa, vallahi biri beni itmiştir. Yalan söyleme. Yıkıl git karşımdan. Ne dedin sen? Biri mi itti dedin? Evet hanımım, vallahi biri beni itmiştir. Üzme kendini. Hadi hemen temizleyin buraları. Ve o çorbanın aynısını pişirin. O çorba yenecek bugün. Bugün bu nikah kıyılacak Ferhat. Sen istemiyorsun diye bu koca aşiretin sonu gelemez. Bunca toprak, bunca insan elimize bakıyor. Bir kişi bunu bozamaz. Hele bu kişi bir ağaysa hiç bozamaz. Arkanı dönme bana. Anlıyorum. Anladığım bir şey daha var. O da senin işlerine çok güzel kılıf uydurduğun. Tertemiz, bembeyaz kılıflar. Bazen bu aşiretin dirliğini niye bu kadar istediğini düşünüyorum, biliyor musun? İleri gidiyorsun, terbiyeni bozuyorsun. Sen Berivan'la evlendikten sonra çok değiştin. İnşallah bu kız hayırlı gelir de hem bir varis hem de seni geri verir bize. Bir yere kaybolma ve içme. Dün rezil olduk. Ferhat, şimdi kızıyorsun. Ama sonra bana hak vereceksin. Selamünaleyküm kardeş. Aleykümselam. Ya bak bakalım şu adresi bilebilecek misin? Haydi sana bir zahmet. Gel. Buyurun. Merhaba, rahatsız ettim. Kimi aramıştınız? Ben Güler'i arıyorum da. Arkadaşım olur kendisi. Burada mı acaba? Kendisi Çınaroğlu konağında öğretmenlik yapıyor. Fakat nasıl desem, oraya gitmenizi pek tavsiye etmem. Anlıyorum, çok teşekkür ederim. İsminiz? Gelirse ben aradığınızı söylerim. Yok, lütfen söylemeyin. Sürpriz yapmak istiyorum. Teşekkür ederim. Ulan bunların gerçeğiyle sahtesi arasında bir fark göremiyorum ki. Kim o? Polis. Reşit Çınaroğlu, kapıyı aç. Geliyorum. Bir saniye. Bizimle soruşturma için gelmeniz gerekiyor. Niye? Ne oldu ki? Güler, kocan geldi. Ne? Kocam? Evet, seni arıyor. Dikkatli ol. Ben onu tanımıyormuş gibi davrandım. Bir süre ortalıkta görünme. Halil gelirse bir şey söyleme. Gerçi bir daha beni arayacağını zannetmiyorum ama... Gerekirse ben söylerim. Her şey için çok sağ ol. Ben seni ararım. Bir sorun mu var Güler abla? Yok. Yok bir şey, önemli değil. Yeni gelen Kahya'yı gördün mü? Hayır. Güler abla, şu pencereden bakıyordum. O yeni gelen Kahya bir korumayla konuşuyordu. Sonra başımı çevirdim. Onu bu pencerede gördüm. Başka bir korumayla konuşuyordu. Oradan oraya ne çabuk geçti Güler abla. Allah Allah. Buyurun Eşit Bey, oturun. Uzun süredir sizinle konuşmak istiyoruz Reşit Bey. Ama bir türlü fırsat olmadı. Niye getirdiniz beni buraya, söylemeyecek misiniz? Dedim ya, biraz sohbet etmek için. Sinan'ı alsaydınız. Evet. Gerçekten de onunla konuşmak isterdik ama... Kaçtı mı yoksa? Hayır, öldü. Ne? Nasıl olur? O çocuğun kimseye zararı yoktu. Ne yazık ki tam öyle olmasa da... öldürülmeyi hak etmiyordu. Bunu yapanları bulacağım. Yemin ediyorum bulacağım. Gidip biraz dinlenin Reşit Bey. Lütfen Mardin'den de ayrılın. Ne ediyorsun lan sen burada? Yürü lan. Gel bakalım. Gel. Öyle gel. Yürü. Öyle yürü sana göstereyim. Yürü lan kavat. Yürü. Gel. Kimsin lan sen ha? Kimsin lan sen? Kimsin lan? Ha kimsin lan sen? Ha? Konuş lan, kimsin lan sen? Kulağımı gözetliyorsun lan. Ha? Çınaroğlu köpeği misin lan sen? Kimsin lan? Ha? Konuş lan. Duran. Kimsin lan sen? Kimsin lan? Duran! Duran! Ben onu tanıyorum. Nereden tanıyorsun? Daha yalan. Gebertip atın şu iti. Halil! Bırakın onu. Bırakın gitsin. Dövmeyin. Ama yenge. Bırakın o zavallıyı. Gitsin dağlara. Peki yenge. Bırakın lan gitsin. Gelin. Hadi. Hadi. Sana bir haberim var Gülşah Hanım. Neymiş? Anam Aksoylu'nun bir kuma getirdiğini söylemiştir. Ne? Halledilecek, merak etmeyesin. Kimmiş? Kimlerdenmiş boyu devrilesice? Adı Rojin'dir. Halledilecekse mesele yok. Anam bir de seni görmek istemiştir. Bana bir gelsin demiştir. Başım üstüne. Örsle çekiç arasında bir şey var baba. Yıllardır çekiç sallarım, hala çözemedim. Ben deli gibi böyle neyi dövüyorum? Kurumuşlar hepsi.